Evet gençler hoş geldiniz. Hocam. Efendim. Merhaba hocam. Merhaba gençler, nasılsınız bakalım? İyiyiz İyiyiz hocam. hocam. Siz nasılsınız? Allah'a şükür. Sizleri duydum daha iyi oldum, gördüm diyemiyorum. Malum EBA canlı ders olunca görüntülerinizi açmıyoruz. Yapabilecek bir şey yok, değil mi? Evet, problem yaşamadınız inşallah girerken. Ya yok hocam Hocam zaten ben girememiştim. Daha zor. ben de yeni açtım. Tam 30'da açmadım. Çünkü 30'da herkes açmaya çalışıyor ya, biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle 32-33 geçe falan açtım. Malum yoğunluk oluyor, bir şey oluyor. Tamam. Hocam ben de iki kez error vardı ondan sonra biraz bekletip girdi. Tamam, yani bir şekilde gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Belki seneye de yine bu EBA canlı ders olabilir veya Zoom üzerinden dersler yapmaya devam edebiliriz. Artık seneye ne olacak, ne gidecek bilmiyoruz. Ama bu şekilde devam edeceğiz. Hocam. Efendim. Tıraş Evet, saçlarımı şöyle arkasını biraz kendim kestim. Güzel olmuş mu? oldunuz? Evet hocam. Sakal tıraşı da oldum birazcık. %50 oranında. Saçları Malum berberler hala risk devam oldu ediyor. Gidemiyoruz. Kendimiz idare etmeye çalışıyoruz. Evet, neyse 11 kişi hocam. geldiğine göre efendim. Cumartesi ben İngilizceye girmeye çalışıyordum. Ne yazık ki çok yoğun dedi. Sonra giremedim. Ya olabilir, Ahmet bende de bilemiyorum. aynısı oldu. Bende de Bilemiyorum. konuştu ama sonradan girdi. Evet. Bazen öyle şeyler Hocam olabiliyor bende de çocuklar. oldu Yani ama yapayım şimdi tekrar yeni. sistem kaynaklı olabiliyor, internet kaynaklı olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde idare etmeyi alışkanlık haline getireceğiz. Bugün şöyle ekran paylaşımı yapayım ben size. Bugün hangi konu işleyeceğiz biliyorsunuz inşallah. Bugün uzunluk ölçülerini şöyle konu anlatım olarak anlatacağız. Not almak isteyenler varsa defterlerini hazırlasınlar. 2 dakika içinde başlıyorum. Tamam? Hocam, ben defter değil yapışkan not kullanıyorum. Evet, o da olabilir. Gençler, bu EBA ders olduğu için şöyle bir şey istiyorum sizden, ricam. Sessizce dinleyin. Anlayamadığınız yerler olursa sorun. Ben sesinizi kapatmak istemiyorum çünkü etkileşim almak istiyorum. Ama gereksiz işlemler olursa da ne yapacağız? Mecburen seslerinizi kısmayı şey yapacağız, kapatacağız yani. Kapanış Evet, oluyor. ilk konumuz. Yani ilk konumuz derken bugünkü konumuz uzunluk ölçüleri. Yani şey de var, hani şimdi derse başlamadan şey de sorayım. Bir iki tane şey oluşturdum. Ne onun adı? Kahot ol şey. Evet, kahot oluşturdum. Bu ders bitiminde veya bu dersin içinde kahot uygulayabilir miyiz? İmkan olan var mı? Hocam. Efendim. Ne dediniz hocam? Anlaşılmadı. Olur hocam. Kahot var ya gençler, kahot. Hani bilgi yarışması yaptığım sistem var ya cep telefonundan. Evet. Yani onu uygulayabiliriz. 2-3 tane, 2 tane hazırladım. Yani hazırladım derken. Hocam hangi ders? Şey, uzunluk ölçüleri Yasir'im. Bunu deftere yazalım mı? Evet, yazacağız. Dur bir dakika, acele etme. Birlikte önce anlatalım, tamam mı? Tamam hocam. Sonra hemen yazmaya başlayalım. Evet, bazıları geliyor gidiyor mu, düşüyor mu, hatta ne yapıyor?
Evet, başlıyorum. Tamam mıyız? Hadi bakalım. Tamam. Hadi başlayalım. Bir, uzunluk ölçüleri. Uzunluk temel ölçü birimi ne? Metre. Metre. Tamam. Şuraya bakın. Şöyle işaret koyamadım. Niye koyamadım? Şu temel ölçü birimi metre. Biz uzunluk ölçüleri dediğimiz metre ile bileceğiz. Metrenin üstünde yer alan kilometre, hektometre, dekametre. Dekametreyi bazı kitaplar dekometre de diye yazabilir. Çok da mühim değil. Tamam mı? Bunlar metrenin üst katları. Tamam. Alttakiler desimetre, santimetre ve milimetre de metrenin az katları. Yani alt katları, küçükleri. Tamam. Yukarıdan aşağı inilirken hep 10 ile çarpılır. Yani sayının sonuna eğer virgül yoksa 0 eklenir. Eğer virgül varsa virgül sağa doğru kaydırılır. Tamam. Yukarıya doğru gidilirkense 10'a bölünür. Eğer varsa sonundan bir sıfır silinir demek bu. Eğer virgül varsa da o virgülü sola doğru kaydırıyorsunuz. Bak şöyle bir etkinlik yapalım. Örneğin 2 metreyi altındaki desimetreye indireceğiz. Yani 10'la çarpacağız. Yani metrenin altında desimetre var ya, 10'la çarpacağız. 10'la çarpmak demek sonuna bir sıfır eklemek demektir. Yani 2'ye bir sıfır ekliyoruz. Pardon. Alo. Alo. Ahmet Es. Uygulaman güncel mi? Ben şu an dersteyim paşam. Sen bir daha gir, tamam. Gençler bazı Ahmet Esad'a atmış mesela. Bir dakika. Tamam. Furkan, duyuyor musun beni? İlk derse katılan Furkan olduğu için Furkan'ı yardımcı seçtim. Tamam mı? Bundan sonra ilk katılan yardımcı olacak. Oldu mu? Evet, devam ediyorum. 2 metre altındaki desimetreye inerse, şöyle bir altındakine inerse bir sıfır kazanıyor. Bir altındakine daha indiğini düşünelim. Yani santimetre yapıldığını düşünelim. Ne olacak? Bir daha sıfır kazanacak. 200 santimetre olacak. Yani gençler şunu söyleyebiliriz. Her basamak indiğimizde bir sıfır alıyor. Yine 2 metreyi ele alayım. Eşittir. Milimetre yapmaya çalışırsam bir sıfır daha kazanıyor. 2000 milimetre oluyor. Buradan bilmeniz gereken temel kavram 1 metre 100 santimetredir. Çünkü bunları çok kullandığımız için hemen bunları şey haline getirelim. Ve 1 metre aynı zamanda da 1000 milimetredir. Bunlar bizim temel kaynaklarımız. Şu tarafa da yazalım. Şimdi gençler yukarıya doğru gideceğiz. Aynı 2 metreyi kullanmak istiyorum yine. 2 metre acaba kaç deka metre yapar? Yani bu kez yukarıya çıkıyoruz. Ne yapacağız? 10'a böleceğiz. Yani 2'yi 10'a böldüğünüzde ne olur? 0 tam 10'da 2 olur. Tamam? Virgül sola doğru kaymış olur. Yine 2 metreyi hektometre yaparsam hektometre olur. 2 metreyi kilometre yaparsam 0 tam 1000'de 2 kilometre olur. Yani 1 metre 1 bölü 1000 kilometredir. Kilometrenin 1000'de birine metredir. Tersten düşünürsek 1 kilometre 1000 metredir. 1000 metreye 1 kilometre denir. Şimdi şunu da tekrar edelim. Bak, bizim en çok kullandığımız santimetre var.
Daha sonra kilometre var. Daha sonra milimetre var. Biz daha çok santimetre ile kilometreyi kullanırız. Şimdi bunların nerelerde kullanıldığı ile ilgili yorum yapmak isteyen var mı? Mesela kilometre ölçüsü nereler için genelde kullanılır? Şehirler arası yolculuk. Söyleyebilir miyim? Evet. Kilometreyi biz iki şehrin arasındaki uzaklık olarak biliriz, değil mi? Yani buradan uçak örneği verilecek olursa 52 kilometredir. Buradan İzmir 360 kilometredir. Buradan İstanbul 480 kilometredir. Değil mi? Şehirler arası yolu biz neyle? Öğretmenim, size bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ben şu anda herkesin sesini açıp herkesin sesini kapatabiliyorum. Yönetici olmuşum. Evet, seni duymadın galiba. Ben seni ilk katıldığın için yardımcı yönetici yaptım. Bunun da sebebi şu gençler. Ne onun adı? Deyiver. Hani ben ola ki internetten kaynaklı bir şekilde yayından düşersem Furkan olduğu için yayın kapanmayacak. Ben tekrar geri gelene kadar Furkan durumu idare edecek. Yani Furkan bugünlük yardımcı öğretmen. Tamam. Bir sonraki dersimizde bakalım kim yardımcı öğretmen olacak. Tamam. Furkan'ı seçmemin sebebi nedir? Onu da söyleyeyim. Tamam mı? Hani ilk gelen öğrenci. Tamam mı? Yani yoksa hepinizi aynı şekilde seviyorum. Hepinizi aynı şekilde güveniyorum. Tamam. Ama birinizi seçmem lazım. Onu da bugünlük Furkan'ı ilk geldiği için onu seçtik. Yani bir başka gün, başka bir kriterle bir başka arkadaş seçeriz. Tamam. Şimdi bu listeyi yazdınız mı defterinize? Evet hocam. Tamam. Yazdım. O zaman altta başka dönüşümleri yapalım. Sonra bir pratik yol vereceğim size. Tamam. Örneğin. Şunlarda çok zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Yani 35 santimetre kaç milimetredir? Buna zorlanır mısınız? Bir saniye. Hemen bir ufak bir uyanıklık yapmak istiyorum. Yapabilirsem tabii ki. Yapamadım. Tamam, yapabildim. Şimdi şu bana her zaman lazım ya. Şuraya getireyim. Yazayım. Tamam, dursun. Yani bakmam için. Şimdi santimetrenin hemen bir altında milimetre var mı? Var. O zaman ne yapmam lazım benim? Bunu 10'la çarpmam lazım. Tersini düşünelim. Mesela 500 milimetre acaba kaç desimetre yapar? Milimetreden 2 yukarı gideceğim, değil mi? Bakın şöyle düşünün. Bu aralarda birer tane sıfır varmış gibi düşünün, tamam mı? Eğer yukarıdan aşağı iniyorsanız bu sıfırları sayının sonuna ekliyorsunuz. Eğer aşağıdan yukarı gidiyorsanız da bu sayının sonundaki sıfırları geri alıyorsunuz. Yani bu sıfırı sildim, santimetreye geldim. Bu sıfırı sildim, desimetreye geldim. Yani 5 desimetreymiş. Tamam. Yukarıya çıkarken sıfırlar silinir. Aşağı inerken sıfırlar eklenir. Örneğin 7 hektometre eşittir kaç desimetredir? Hektometre burada. Desimetre burada. Arada kaç tane sıfır var gençler ikisinin arasında? 3 tane. O zaman bu sayının sonuna 3 tane sıfır ekliyorum. Tamam. Bunlarda problem yaşayacağını düşünmüyorum. Nerede problem yaşayacağız? Bence asıl problemi şu virgüllü işlemlerde yaşayabiliriz. Örneğin 40 milimetreyi biz metreye çevirirken yaşayacağız gibi duruyor. Şimdi milimetre burada. Metre burada. Aralarında kaç tane sıfır var? 3 tane sıfır silmem lazım. Ama bu 40 milimetrenin 3 tane sıfırı yok. O zaman ne yapıyoruz? 3 tane sıfırın birini siliyoruz. Geriye kalan ikisini de virgülle değerlendiriyoruz. Tamam? Bakın 1 buradan gitti.
2 de virgüllü oldu. Toplam 3 tane 0 silinmiş oldu. Yani şöyle yaptık aslında. 40'ı 1000'e böldük. Tamam mı gençler? 40'ı 1000'e böldük. Şu 0 şunu götürdü. Geriye kalan 2 sıfırı da virgül olarak değerlendirdik. Tamam? Örneğin 600 santimetre acaba kaç dekametre yapıyor? Tamam? Bak santimetre burada. Dekametre burada. Buradan buraya gidinceye kadar kaç tane sıfır silmek gerekiyor? 1, 2, 3 tane sıfır silmem gerekiyor. Tamam? 3 tane sıfırın ikisini buradan siliyorum. Bir tane daha silmem lazım ama silinecek sıfırı olmadığı için onu da virgülle değerlendireceğim. Tamam? Onu da virgülle değerlendireceğim. Anlaştık? Şimdi bir tane virgüllü kaldı. Örneğin 2,43 kilometreyi biz neye çevirelim? Metreye çevirelim. Bak kilometre burada. Metre burada. Kaç tane sıfır eklemem lazım? 3 tane sıfır eklemem lazım. Ama burada 2 tane virgül olduğu için, tamam? 2 tane virgül olduğu için o 3 sıfırın x'i bu 43'ü kurtarmak için kullanılıyor. Kalan sonuna ekleniyor. Bak şöyle. 2,43'ü 1000 ile çarpmam lazım. Şşt, gençler yavaş. Kardeşlere sakin olun deyin. Bakın şu x'i var ya. Bu x'inden dolayı şu sıfırlar gitti. Kalan son sıfır da sayının sonuna eklendi. 2330 oldu. 2430 oldu. Tamam? Anlaştık mı? Şimdi yeni bir etkinliğe geldim. Tekrar yapıştırayım şunu. Şimdi ben size mesela parçalama yöntemini göstereceğim. Bu yöntemin adı kırmızı başlık yapayım. Kalemim dondu ya. Yoğunluktan bazen kalemim bile donabiliyor gençler. Olabilir, değil mi? Şimdi örneğin eğer tek basamaklıysa tek basamak. Örneğin 5 metre sadece 5 metre demektir. Ama örneğin 54 metreyi ben nasıl parçalayabilirim? Bak şu birler basamağı metre demek. Tamam? Bu metrenin üstü. Bak şöyle yapıyorum. Şu 5 metrenin üstünde kim var gençler? Dekametre var. Yani 5 dekametre 4 metre demek. Eğer bu 3 basamaklı olursa 729 metre olduğunu düşünün. Bak şu sondaki metre. Bir üstündeki dekametre. Bir üstündeki de hektometre. Yani 7 hektometre artı 2 dekametre artı 9 metre demek. Tamam? Anlaştık mı parçalama yöntemini? Örneğin bak bir tane daha alayım. Gençler 512 santimetre. Birler basamağı santimetre demek. Şu bir ne demek? Santimetrenin bir üstüne kim yer alıyor? Desimetre. Desimetrenin bir üstüne kim yer alıyor? Metre. Metre. O zaman bu 5 metre artı 1 desimetre artı 2 santimetre demek. Tamam? Bir tane de virgüllü göstereyim. Örneğin 2,37 metre. Şu birler basamağı değil mi gençler? 2 metre artı şu onda birler basamağı yani metrenin altındaki değer 3 desimetre artı bu da bir altındaki yani desimetrenin de bir altındaki santimetre.
Bakın şu metre, şu desimetre, şu da santimetre. Yani alta doğru. Virgül olunca alta doğru gidiyoruz. Virgül olmayınca üste doğru gidiyoruz. Tamam? Bundan bir tane daha yapalım. Şunu yine getireyim. Bu lazım bana. Tamam? Yani buna alışıncaya kadar yanımızda taşıyacağız. Tamam? Gençler. Örneğin mesela biraz daha geliştirelim işi, değil mi? Ne olsun? 52,38 metre. Tamam? Bak burada ne var? Şu metre. Tamam? Metreden sonra gelen metrenin üstündeki kim? Dekametre. Virgülden sonra gelen de metrenin altındakiler. Desimetre ve santimetre. Evet. Tamam. Bunu alışkanlık haline getirirsek işimize çok yarayacak. Tamam? Öğretmenim. Efendim. Derdim ki yazdığınız parçalama yöntemini bir daha getirir misiniz? Ekran görüntüsü almadım da. Al kızım, dur bir dakika. Bir dakika, şöyle ben tam ayarlayayım. Heh. Böyle al. Ben de güzelce poz. Teşekkürler öğretmenim. Dur, ben de güzelce poz vereyim. Oldu mu? Çok güzel çıktınız hocam. Evet. Güzel adamım, güzel. Devam. Dur şunu bir yazalım. Şimdi gençler bakın. 5 dekametre artı 2 metre artı 3 desimetre artı 8 santimetre. Tamam? Şimdi gençler, şimdi toplama çıkarmasını göstereyim. Toplama çıkarma. Toplama çıkarma yapılabilmesi için gençler aynı tür olması lazım. Yani aynı türe çevirmek lazım. Yani biri kilometre, biri hektometre, biri santimetre, bunlar bu haliyle toplanmaz. Ne yaparsınız? Birbirine çevirirsiniz. Ondan sonra toplarsınız. Basit. Kesir gibi. Ha, kesir gibi. Payda eşitleme gibi düşünün bir nevi. Yani payda eşitlemeyince toplanmıyor ya. Burada da türlerini aynı hale getirmeyince toplanmıyor. Örneğin 0,3 kilometre artı 70 deka metre eşittir nokta 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 metre. Ha. Bak bizden ne istiyor gençler? Metre istiyor. Değil mi? O zaman herkesi neye çevirmek zorundayım ben? Metreye çevirmek zorundayım. Yoksa işimi yapamam. Tamam? Şimdi kilometrenin metreye çevirecek. Kilometre burada, metre burada. Arada kaç tane sıfır alması gerekiyor? 3. Ama bunun bir tane virgülden dolayı kaybı var mı? Bak 3 sıfır alacaktı. Biri virgüle gitti. Kaldı 2 sıfır. Yani bu 300 metre demek. Tamam? 700 o zaman. Evet. 70 dekametreyi metreye çevireceğiz. Bir sıfırını geri alması gerekiyor. Tamam? Yani bir sıfır daha eklenmesi gerekiyor. Tamam? Yukarıdan aşağı yani geldiğinizde bir sıfır metre ekleniyor. Bu da oldu mu size 700 metre? Eşittir 1000 metre. Eşittir 1000 metre. Ya hocam ben şu 3 kilometreyi böyle anlayamadım diyenler olabilir. Değil mi? Herkes belki böyle anlayamayabilir. O zaman ne yapacağız? 0,3 kilometre çarpı kilometreyi metreye çevirmek için 1000 ile çarpmamız lazım. Tamam? Bu 1000'deki sıfırın biri virgülü kurtarmak için kullanılır. Geriye kalan 2 sıfır da ucuna, sonuna eklenir. Tamam? Yani şu şekilde virgül kaydırmayı aklına getiremeyenler olursa alttaki gibi de yapabilir. Tamam mı gençler? Anlaştık. Aa, burada hazırmış benim. Eyvah. Şu benim sarı yazıma alıştınız değil mi? Evet. Şimdi. Evet hocam.
Ney? Eyvah. Çok çirkin çizdim gençler. Sıfır üç metre. 40 desimetre. 500 santimetre. Tamam. Üçgenin çevresi kaç milimetredir? Çevre nasıl bulunuyordu? Hatırlayan var mı? Ses gitti. Kimin gitti? Soru sordum, bekliyorum biri söylesin diye. Hocam nasıl toplanır? Ne? Bütün kenarlar toplanır. Çevre demek bütün kenarlar toplanır. Toplayacağız da yalnız kime çevirip toplamamız lazım? Milimetre. Ne soruluyorsa ona çevireceğiz. Milimetre burada. Tamam. Metreyi milimetreye çevirmek için 1, 2, 3 tane sıfır eklemek lazım. Doğru mudur? Hocam ben buldum. Bir dakika Ahmet İsadım. Ahmet İsadım, burada sonuç önemli değil. Yöntemimiz önemli. Tamam, yöntem yapmaya çalışalım. Tamam paşam? Tamam hocam. Şimdi bak paşam. 0 tam 10'da 3 metreyi biz milimetreye çevireceğiz. Yani 1000 ile çarpacağız. Yani 3 sıfır ekleyeceğiz. Ama 3 sıfırın biri bu virgülü kurtarmak için gideceği için burası ne olacak? 300 milimetre olacak. Sonra desimetre var. Desimetreyi santimetreye çevirebilmek için ne yapmak lazım? 2 sıfır eklemek lazım. Yani 40'ın sonuna 2 sıfır eklersem bu kadar, yani 4000 milimetre yapar. Santimetreyi ne yaparız? 1 onla çarparız. 1 sıfır. Bu da 5000 milimetre olur mu? Evet. Ne yaptı? 5000 biri. Değil mi? 4000 biri. Yalnız şunların milimetrelerini yazayım da aynı olacak dedik ya vurgulamak adına. Bu da 300 milimetre mi? 9300 milimetre. Bundan sonra başka şey istese çevirebilir miyiz? Bak, bu 9300 930 santimetredir. Değil mi? 93 metredir. Değil mi? 9,3 dekametredir. İstediğimize çevirebiliriz, değil mi? Yukarıya doğru götürürken birer sıfır silerek istediğimize çevirebiliriz. Oldu mu? Anlaştık mı burada? Tamam mıyız? Geçiyorum. Şimdi gençler, şimdi çanta yayıncılıktan test çözelim. Bir dakika. Şu test. 257. sayfa gençler. Tamam. Hocam etkinlikleri yaptık mı? Yapmadık da şu an Zeynep Bündar, sesin mi kısık kızım? Okuyayım mı öğretmenim? Dur bir dakika, herkesin sesini açalım. Evet oku. Aşağıdaki uzunluklardan hangisinin metreyle ölçülmesi daha doğru bir ölçüm olur? Evet. A, bir evin yüksekliği. Evet. Direkt sonucu mu söyledin? Evet. Diğerlerinde. Mesela bir evin yüksekliği metreyle ölçülebilir. Diğerine kalemin boyu metreyle pek belli olmaz. Çünkü kalem bir metreden kısa olur inşallah. Değil mi? Mesela bu bir kalem. Görüyorsunuz. Bir metreden kısa. Tamam. Bir saniye aklıma geldi. Hemen o yakında. Şöyle görebiliyor musunuz? Evet. 3 metrelik bir metre var elimde. Şimdi bunun 1 metre ne kadar olur? Hemen şöyle göstereyim. 1 metre bu kadar.
Şöyle görebiliyor musunuz? Evet. Ha, bir kol boyumdan fazla. Değil mi? Şimdi kalemi ölçmeye çalışsam şöyle görüyorsunuz. Çok kısa kaldı değil mi? Bir metrenin yanında. Demek ki kalemi metreyle ölçmek uygun değil. İki şehir arasındaki mesafeyi metreyle ölçmek pek uygun değil. Bir karıncanın uzunluğunda metreyle ölçmek değil. Peki şöyle yapalım. Peki bunları neyle ölçmek uygun olur? Zeynep, bunları sen söylemek ister misin? Mesela bir kalemin boyu neyle ölçsek iyi olur? Milimetreyle. Milimetre olabilir. Veya santimetre de olabilir değil mi? İki şehrin evet. arası? Kilometre. Kilometre. Karıncanın uzunluğu? Milimetre. Evet. Milimetre. Tamam. Geçtik. Evet. Metreyi kilometreye çevirmek için ne yapmak lazım? Var mı talipli? Hocam ben yapabilirim. Furkan yap bakalım. Tüh. Kısa öğretmenin söylediğinin cümlenin doğru olması için boşluğa çizdiği ifadelerden aynısını gelmeliyiz. Metre cinsine verilen bir uzunluğu kilometreye çevirmek için 1000 ile çarparız. Evet. Başka? Metreyi. A şıkkı 100 ile çarparız. B şıkkı 100 ile böleriz. C şıkkı 1000 ile çarparız. D şıkkı 1000 ile böleriz. Öğretmenim ilk önce metreyi kilometre varasıya kadar çıktığına göre ne yapmamız lazım? Çarpmamız lazım. Emin misin? İşte böyleyiz. Yani çarpmamalıyız. Yani Furkan diyor ki çarpmayın sakın ha diyor. Uyarıyor sizi. Böleceğiz. Böleceğiz öğretmenim. Bir metreyi kilometreye yaptığımıza göre tam 1000 ediyor. 1000'i de 1000 ile böleriz. Cevap Deniz'le. Evet. 1000'e böldüğümüzde olur. İki kişi aynı anda söz istedi. Ben göremedim kimler. Şuradan bakayım. Ben evet. Dur bir dakika. Ayşe Naz. Sesim geliyor mu öğretmenim? Geliyor kızım. 5. sınıfa giden Yusuf'un boyu 152 santimdir. Yusuf'un boyunun milimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? B. 1520. Evet. Bir aşağı ineceği için bir sıfır ekleyeceğiz sonuna. B şıkkı olacak. Yasir. Yukarıda bir çınarın yüksekliği verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yüksekliğe verilen ağaçlardan hangisi çınardan geçemez? Çınarın boyu 2,10 santim. Cevap D şıkkı. Evet. 2,10. Bir saniye azıcık bekleteceğim seni. Söyleyiver Zeynep'in çıkacak şeyini de çıkarttı. Tamam. Zeynep'in bir dakika. Gençler. Bir Allah Allah. Bak bu metre, bu santimetre, bu metre, bu metre, bu milimetre. Yani en güzeli herkesi metreye çevirmek. Santimetreyi metreye çevirirken yani 190 santimetreyi metreye çevirirken 100'e bölüyorum. Yani 1,9. Yani bir sıfır buradan gidiyor. Şu kalan sıfırı da buraya virgül olarak yapıyorum. Yani bu 1,9 metre. 1800 milimetreyi 1000'e bölersem 2 sıfır böyle gidiyor. Bu sıfırı da virgülle alıyorum. Dolayısıyla 1,8 metre. Bundan küçük olanlar buradan geçer. Büyük olan geçemez. Bu arkadaş kesinlikle geçemez. Bir dakika. Hocam ben kaldırdım. Ben yapabilir miyim? Bir dakika. Naz Durgut. O az önceden kaldı. Bir bahçede bulunan 4 ağacın boyları verilmiştir. Buna göre en uzun ağaç hangisidir? Ne yapalım bunları? Elma. Hayır bunları santimetre. Ne yapalım? Hepsini santimetreye mi çevirelim? Evet. Tamam. Elma kaç santimetre olur? 2400. 2400 mü olur?
Şimdi bak. 240. Bunu 100 ile çarpacağım santimetreye çevirmek için, değil mi? Evet. Şu sıfırın biri virgülü kurtarmak için kullanılacak. Hı. 240 santim. 240 santimetre. Bu zaten santimetre. Hemen yazı vereyim. Milimetreyi santimetre çevirirken ne yapmamız lazım? Şey yapacağız, onu böyle çıkaracağız bir sıfırı, 238 Evet, santim. 238. Dur bunu. Virgülsüz. Bunu da 100 ile çarpacağız, değil mi? Evet. Evet. 228. Şimdi artık herkes santimetre olduğu için sıralayabilirim, değil mi? Herkes aynı tür. Evet. Evet. En uzun elma. Yani değil mi? 240 santim. 240 ile elma başı çekiyor. Evet. Ahmet Esat. Bir buçuk metre boyundaki demir çubuğun beşte üçü kullanılıyor. Buna göre geriye kalan demir çubuğun boyu kaç milimetredir? Evet. Bir buçuk metreymiş hocam. Bir buçuk metreyi beşe böleceğiz. Olmaz. Yani ilk önce 150 yapalım hocam. Yani 150 milimetreye çevirmemiz Ha, lazım. O da milimetre işlem 1500 milimetre olur hocam. önce binle bir çarpacağız der misin? İşte 1000'le çarpınca 1500 milimetre oluyor. Ha, süper. 1500'ü 1500'ü de 5'e böleceğiz. Evet. 300 eder. 300, 900, 300, 600. Geriye kalan demir çubuk 600'de. Ama öyle bir yaptın ki Ahmet Esat, ben anlayamadım ya. Sen biliyorsun ama Olamadım, iyi anlat. anlatmıyorum. Şimdi Ahmet Esat diyor ki, benim anladığım Hocam kadarıyla. 1000'le çarpınca metreyi milimetreye çevirmek istiyoruz. Milimetre istiyor. 1500 oluyor. 5'te 3'ü dediği için 5'e böldük mü? Geriye 300 çıkıyor. 300'ü 3 ile çarptığımızda 900 çıkıyor. 1500'den 900'ü çıkardık mı? 300 çıkar. 600 hocam, pardon. Şimdi tamam, anladım. Şimdi Ahmet Esat'ın dediklerini şöyle resmettim ben, tamam mı? Ahmet Esat çok güzel anlattı. Teşekkür ediyoruz. Şimdi önce milimetreye çevirdik. 1500 milimetre oldu. 1500'ün 5'te 3'ü dediği için, yani şu 5 parçanın 3'ü kullanıldığında 2 parça kalır. Tamam? 500'ü 3'e 500 1500'ü 5'e böldük, 300. Yani her bir parça 300 olmuş olur. Gidenler bu 3'ü, kalan şu ikisi, onlar da 600 yapar. Evet, birçok el kaldıran oldu. Çok hızlı el kaldırdınız. Ben göremedim. Şuradan bakacağım. Dur, acele etmeyin. Hep aynı kişiler mi el kaldırıyor? Ben mi yanlış görüyorum he? Hocam bu kitabı Kütahyalı biri mi yazmış? Bunu mu? Evet. Yo. Kütahyalı çok bir şey yapıyor. Baya tavşan yazıyor. Her yerde Kütahya kelimesi geçiyordu. Eski konularda falan da. Evet. Demek ki Kütahya'yı seven biri. Ya sevilmeyecek gibi şehrimiz mi vallahi sen? Evet. Yapmayanlardan. El kaldırdınız, eller gitti. Ben göremedim elleri. Kim var yapmak isteyen? Hocam Kim o? Alp. Alp, hadi bakalım. Oku. Bu trafik akışını sağlamak için kaç adet dubak kullanılmıştır? Trafik kazası sebebiyle Kütahya Tavşanlı Karayolu'nun 5 ve 7. kilometreleri arasında yol tek şeride düşürülmüş ve her 400 santimetreye bir dubak koyularak trafik akışı sağlanmıştır. Haydi. Nasıl yapacağız? Hocam 5 ve 7 kilometre arası 2 kilometre. Evet. O da kaç santimetre yapar? 2000. Alp,
Şimdi şöyle yapalım. Bir sıfır ekledik hektometre. Bir sıfır ekledik dekametre. Değil mi? Bir sıfır ekledik metre. Bir sıfır ekledik desimetre. Bir sıfır ekledik santimetre. 400'e bölelim şimdi. Olur mu? Tamam. 2 sıfır gitti. Değil mi? Evet. 2000'i 4'e böldük mü bulacağız artık. 2'nin içinde 4? Yok. Yok. 20'nin içinde 4? 5. Bu 2 sıfır indi. Oyalanmadan buraya transfer oldu. Demek ki kaç duba lazımmış? 500. Birçok duba lazımmış. 3 kişi söz istiyor. Ben görmediğim için şuradan bakacağım. Ege yaptı. Zeynep Dündar yaptı. Ben yapmadım. Ben yapabilirim. Ben yapabilirim diyen kim? İsim ve? Ege Karaboz. Ha, Ege. Ege, geçen gün senin babanı gördüm. Selam vardı sana. Evet, hadi bakalım. Hilal doğru cevap verdiğine göre üçgen yerine hangi sayı yazılmış, sayı yazmıştır? Hilal öğretmenin sorduğu soruya tahtaya kalkarak cevaplamıştır. Hocam, sen 4 kilometre santimetreye çevireceğiz. Bunu bir aşağı indirirsem 4 hektometre mi olur Ege? Ege. Bak, 0,4'ü bir aşağıya indirdim. 4 hektometre mi oldu? Bir aşağıya daha indirdim. 40 dekametre. Bir aşağıya indirdim. 400 metre. Bir aşağıya indirdim. 4000 desimetre. Bir aşağıya indirdim. 40.000 santimetre. Evet. Yani bu 40.000 santimetre. Doğru mu? Evet hocam. Şimdi gelelim 200 metreye. 200 metreyi de bir aşağıya indirdim. 2000 desimetre. Bir aşağıya indirdim. 20.000 santimetre. Topladığımızda 60.000 santimetre yapıyor. Yani Adana diyelim mi? Hadi bitiriverelim. Az kalmış bu arada. Evet, kim kalmıştı yapmayanlardan? Hocam. İsmail Yiğit. İsmail Yiğit Özsoy. Aşağıdaki uzunluklardan hangisi en kısadır? Evet. Nasıl karar vereceğiz bunu? Hocam hepsini santime çevirelim. Evet. Şu zaten tamam değil mi? Evet. Kilometreyi santimetreye çevirmek için acaba kaçla çarpmak lazım? 10. 10 yeter mi? Az geldi gözüme. Şimdi kilometre burada, santimetre burada. Kaç tane ara var? 5. 5 tane sıfır eklemek lazım. Ama ve lakin bunda 2 virgül var. 5'in ikisi virgüle gitti. 3. Ha, 3 tane ekleyeceğiz değil mi? Evet. Yani 23.000 santimetre olacak. Şimdi devam. Metreyi santimetreye çevirirken kaç sıfır ekleyeceğiz? 3 ekleyeceğiz. 3 mü? 3 çok geldi gözüme. 2. Ha, 2 bak. Çünkü bak, metre, desimetre, santimetre, aradakileri sayacaksın. İsimleri saymayacaksın. Araları sayacaksın. Yani şuraları. Tamam? Yani ne oluyor? 2100. Evet, 21.000 etmesin. Yani bir 20.000. Ha, bir de kendinde var ya sıfır.
Unutmayalım. Evet. Milimetreyi santimetreye çevirirken bir sıfır sildik. Hangisi en kısa oldu? Denizli. Evet. Denizli oldu. El kaldıranlardan. Mert Çetin. Mert Çetin yapmadı. Hadi bakalım. Çek al, çek al. Ha, özür çek al. Kafam karıştı. Buna göre Utku Enes'ten kaç milimetre daha kısadır diyor öğretmenim. Enes'in boyu 1.56 santimmiş. Utku'nun boyu ise 1.3 metre metreymiş. Bunları şimdi kime çevireceğiz? Bunları milimetreye çevireceğiz. Hemen çevirelim. Bu ne olur milimetre olarak? 1.560 olur. Evet. Bazen gençler, bak Mert'te de olabilir, zorlanabilirsiniz. Hocam sonunda bir sıfır eklenecek de diyebilirsiniz. Tamam. Hani ifade ederken zorlanabilirsiniz anlamını söylüyorum. Evet. Metreyi milimetreye çevirirken kaç sıfır eklememiz lazım? 3. 3. Ama? 1 virgüle. O zaman 13 2. çift sıfır. Yani 1300 milimetre. Şimdi ne yapacağız? 1560'dan 1300 çıkarttığımızda 260 milimetre buluyoruz. Cevap C. Evet, cevap C. Gayet güzel, net bir çözüm. Bu testi bitirebilirsek ya, iyi. Efendim? Hocam, standart olmayan ölçme araçları konusunu işleyecek miyiz yani? O var mı konumuzun içinde? Burada yok herhalde o. Bu sene yok. Kim kaldı benim görmüyorum. Yağmur, sen yaptın mı kız? Yağmur. Fahrettin, Fatih. Hadi. Hadi son 9 hocam, dakika. Yağmur ve Fahrettin Fatih'den ses çıkmıyor mu? Yayın hocam, açık. Verdim. Yayın açık da. Fahrettin Fatih'i dinliyoruz. Yukarıdaki çam fidanının ormana dikildiğindeki boyu 30 cm'dir. Bu fidan her hafta 40 mm uzadığına göre 10 hafta sonunda boyu kaç metre olur? Evet. Önce uzama miktarını mı bulsak Fahrettin Fatih? Evet, hocam. Her hafta 40 mm. 40'ı 7 ile çarpacağız. Neden 7? Çünkü her hafta 7 gündür. Ama gün demiyor ki burada, hafta diyor. Bir hafta 7 gündür hocam. Ama gün yok burada Fahrettin bence. Hani gün hiç geçmedi cümlenin içinde. Her hafta 40, 10 hafta diyor. Her hafta 4. Bak, her hafta 40 uzuyor. 10 haftada ne kadar uzar? 10 ile çarpınca bulur muyuz? 70 hocam. Fahrettin. Bir hafta 7 gündür. Burada kullanılmayacak bu bilgi. Tamam? Gün demiyor, hafta diyor. Bak, her hafta 40 hocam uzuyor. 10 hafta diyor. Yani bunlar aynı olduğu için çevirme yapmayacağız. Fahrettin Fatih. Hocam metre diyor. Onu en son çevireceğiz artık. Önce bir hesaplayalım. Tamam? 40 çarpı 10'dan 400 milimetre. Tamam? 400 milimetre 40 santimetredir. O da 4 desimetredir. O da 0.4 metredir. Yani uzadığı boy bu. Bu uzama. Dikildiğindeki boyunu alıyorum. 30 santimetre eşittir 3 desimetre. Şimdi burası milimetre. Burası desim, santimetre. Yukarısı desimetre, sonra metre ya. Ben milimetreyi, desimetreyi, desimetreyi çıkarttım. Bundan sonra metreye getiriyorum. 30 santimetre. Bir yukarı çıkarttım. Desimetre. Bunu da yukarıya çıkartırsam 0.3 metre olur mu? Bu da ilk boy.
Topla bakalım 0-4 ile 0-3'ü. Fahrettin Fatih. 0,7. Evet. Yani ben bunu değişik çözdüm. Olabilir. Yani bu birçok yoldan çözülebilir. Tamam. Hocam ben direkt 40 milimetre 1,0 sildim 4 santim. 4'ün yanına 1,0 ekledim 40 santim. 40 ile 30'u topladım 70 santim. 1,0 silince 0,7 oldu. Evet. Hadi dersin bitmesine 5 dakika kalmış. Bu testi bitireceğim. Bitti. Aa, bitti mi? Ne çabuk. Bitti. Hocam bir dakika sonra kapanıyor. Bir dakika mı 5 dakika mı? 25 olduğu zaman açıyor hocam. Ha. Numan hocam. Efendim. Ben biraz geç geldim de yazdıklarınızın PDF'ini gruba atabilir misiniz? Atayım paşam. Tamam. Teşekkürler. Yazdıklarıma. Şimdi gençler bu yayın bitecek ya. Zoom atacağım ben size. Oradan Kahoot yapalım 5-10 dakika. Tamam? Yes. Anlaştık. Kahoot'u nasıl olduğunu bilmeyen var mı? Yok. Cep telefonunda veya bilgisayarda Kahoot sitesine giriyorsunuz. Tamam? Hadi görüşürüz. Hocam. 5 dakika. Hocam matematikten mi yapacağız? Yok yok, bu uzunluk ölçmelerden yapacağız yine. Basit yani. Tamam? 5-6 dakika sonra link grupta oluyor. Tamam mı gençler? Hepinizi seviyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. 5-6 dakika sonra Zoom Kahoot etkinliğinde görüşelim. Hadi hepinize bay bay.